Yeni bir hafta, yeni bir sağlık olsun programı İdentik Resizu'dan karşılaştık. Aziz değerli izleyenlerimiz, devam ediyoruz Sizu'dan. Sizu sağlığımızla ilgili değerli ve önemli adımlarımız sağlık yolunda. Mutlu olduk ve umutluyuz. Siz bu adımlar üzerine güzel bir şekilde geçtiğiniz zaman iyi bir şekilde sıhhatimiz geri döndür. Aynı vakitte de her zaman hastalıktan kurtulmak en önemli adımdır sağlık yolunda. Bugün konumuz olacaktı. Çok bir önemli bir konudu. Çoklar duyurlar ve severler duysunlar. Özün o da biraz cilt bakımı üzerine konuşacağı. Aynı vakitte de bazı etkiler oldu ciltte yaz aylarında. İndi biz hanıda biz gidiyoruz biraz soğuk aylara. Bu fetre çok güzel bir fetredi. Biz iyi bir şekilde cilt bakımı yaptığımız zaman aynı vakitte de bazı rutinler de var. Farklı farklı ömürlerdeki yaparız. Her ömrün özel bir rutini var. Özüne göre bunlar güzel bir şekilde biz yaptığımız zaman iyi bir bakım elimizde olar. Yanında da güzel bir şekilde de gençleşmek, cildin yaşlanmağın güzel bir şekilde biz edebilir durduğun ömrü bir ömürdeki koymayağın ihtiyarlaşsın ya da yaşlanmak, kırışıklar, başka yaşlanmak delaletleri ve alametleri üstte gizli bir şekilde çıkmağın bunları elimizden geldiği kadar uzadağın. Her zaman nasihat etmem hiçbir de daxil olsun güzellik diye ki cildin vücudunda geçsin, cildin manzarında geçsin. Yani de her zaman cilt bir şekilde ise bir şekil yapımızı zaten da indi de son illerde de çok çok da bu cilt bakım yerleri her geldiği yerde cildin bakımın olmaz yapalım. Aynı vakitte de birçok da olabilir ticari olsun sana tam dümdüz nasihati vermeyecekti. O yüzden bakasın cilt yaptırmak için etkilettirdiği o yüzden daha fazla. Ben her zaman nasihat ederim cilt. Ve aynı vakitte ne şekilde ise biz o şekilde kuvvetlendirelim özün. Başlayalım ciltte içeriden yazıya kadar ömrüne göre bir bakım yapalım ve aynı vakitte de ne tedahil olduğu geldiği bir yerlerde gereksiz bir şekilde almayalım özün. Her zaman güzellik oldu. Ki sen ömrü durdasan o merhalde yani herkes mesela 32 yaşındaysa hiç sevmez ki cildin yaşlanmağı 42 yaşında olmağın. Ama da sen bu tedahillerden o adam dümdüz yollarında ne diyeceksen ömrü durduracaksan üzün ömrün durduracaksan 32 yaşında. Ama da beşerin ciddi ve hakikat ömrü 42 yaşında da koyduğun bu ne olacaktı? Sen cildin büyükleşmeye birkaç merhaleden geçersen bu merhaleleri tam aksine geçsen ve aynı vakitte de yardımcısan cilde de ekşilmek ki olur ömür boyunca bunlar durdasan. Gelin ilk kere biz bakım diye hani da güneş aylarından geçti birkaç insanlar da sefer etmişler sıcak bir bölgelere o da güneşin tesiri çok çok da ciltte çok şekilde ciltte bir değişilmek yapar özellikle de bu 3 ayda bakın her zaman cilt yorgunda ciltte birkaç ölmüş haliyeler durup da cilt biraz rengin ağrı şekil olup da olabilir. Bir az şahiblik var özünde ya da bir az sarıdı cildin rengi her bir renkteki aynı zamanda da o lekeler olabilir bir hafif lekeler var bazı insanlar var genetik diye leke var özlerinde nokta nokta lekeler gelir bazı insanlarda da yok güneş etkisinden ve güneş tesirinden olabilir bir hafif leke oldu özünde. Tabii bu lekeler de eskiden yok idi. Olabilir bu güneşin tesiri olsun, güneş yanmağın olsun. Bazı insanlarda güneşlik kremi kullanır, rutininki kullanır ama da gene de yanında bu leke oldu. O da kuvvetli bir yerlere gitmiş ise güneşin tesiri çok çoktu. Ya da unutmuş ise bir rutin ya da güneşlik kremi kullanırsa bu şekilde lekeler fazla olur. Tabii her insanda leke olduğu zaman gidesen bir iğne uğrasan bu lekeni ilaç etmek için çok yanlıştı. Çok galattı ve çok parada sarf edeceksen hiçbir şey yok. Meğer
anlasın, sen git tuğul doktor, sende neden olup tabu? Acaba güneş etkisi, acaba hormon değişilmeği de, acaba genetikti, ya da bir yanlış bir şey kullanmıştı, yandırmak yaptı özel, ya da başka bir hastalıklar var ki yardımcı da. Aynı zamanda da birkaç ne var güneş lekelenmek ki üstte olduğu zaman onun da ne bilsinler. Bazı cilt hastalığı da olmaz bir iğne uğrasan tamamen ziyade ettiriyorsun. Olmaz bir epilasyon ya lazer tedahülü yapasan tam bunu gelir ziyade eder. O yüzden ilk kere iyi bir teşhis olunsun. Acaba bunun amkına kadar da nakıs tabakaya en üstü ciltte. Aynen vakitte de dermatoloji cilt doktoru güzel bir şekilde seni muayene eder. Bunu bakar nakıs tabakada da hangi bir yerde de onu güzel bir şekilde ilaç eder. Ama eğer güneşten tesir olduğu zaman lekeler aynen vakitte de neden olur? Bu basit bir lekelerde o aylardaki en fazla 6. ay, 7. 8. ay bu aylarda insanlar çoklar çıktılar. Eğer sefra ise, eğer seferi ise, eğer de normal işe çalışma yerlerine üzün havalar sıcaktı, üzün terlemeği fazladı. Bu şekilde bir güzel bir bakım var ki yapabilirsen özün bu etkileri uzaklaştırırsa o da hafif bir şekilde ki koyduğu yağın leke terki çıkar. Gelen ilk kere sen özü iyi bir şekilde haftada iki kere üç kere bir takşir yapsak özü için ölmüş haliyelerin alağın. Her zaman bunu dekmez edesen sen bir ele edeceği bir kliniktesin kendi özü için yapabilirsen de bunu. Haftada 3 kere edebilirsen bazı kremler var. Glycolic acid var içinde ölmüş haliyeler alır. O kremlerde egzancılarda var. Her yerde egzancıda da yoktu. Tabi veren de sana daha iyiydi. Egzancı olsun ya doktor olsun ki bilir bu hastalıklardan. Bilir sana verdiği madde ne şekilde çalışırım. Bunu da yapasan haftada 2 kere 3 kere olmasa biz edebilir kullanan limon suyuydu, kahvaydı. Güzel bir şekilde bir hamam yaptırdıktan sonra insanın her zaman canı nefes alıp ölmüşler, hılyeler ve aynı vakitte de candaki sümümleri terlemek için atıp yazdı. Bu fetrede haftada 3 kere bu takşiri yaptığı zaman ölmüş hılyeleri attırırsan yazdım. Kuvvetli bir şekilde olmazsın, hafif bir şekilde de olmazsın ama orta kullanırsan, bırakırsan özün üzve yarım saat boyunca güzel bir şekilde takşir eder. Ondan sonra edebilir yağın özün ve eti yedi. O isletme bir kremlerine devam edelim. Gelin onun yanında da günlük bir şekilde bazı ziyaret yaptığı zaman doktor ve edebilirsen bazı krem var ki antioksidanti sende. Can, cilt, difa etmek için üzerinde güneşin büyük tesiri kahar nedir? Bazı haliyeler var ki rengin verir cilde, melanin haliyelerdir. Onlar fazla, başlar fazla ifraz etmek. O yüzden fazla ifraz olduğu zaman sen de üzerinde leke bir hafif renkleştirmek takiye bir hafif leke takı görker üzerinde. Bunun üzerine de edebilir. Bu haliyelerin muzadını uğrağın, işin biraz durduğun, işin azlaştırağın. Natural bir şekilde, tabii bir şekilde, normal bir kremlerden ki hiçbir etkisi yoktu. O da günlük bir şekilde bırakırsan özün üzü güzel bir şekilde ilaç eder ve iyi bir şekilde döner öz rengine, öz normaline. Bazıları da, bazı insanlar da var, han esmer oldular ya da ziyarete gitmişler ya da kara renkler değişildi. O insanlar da, der ki sen gidesen bir iğne uğrasan tam bayız olasan, genetik diye bir kaç ne var? 5 ne var cildin nevlerinden. 5 bazen pardon yani bazen bunu edebilmesen de ekşersen bir nevten bir nev'a o da cilt genetik diye koyduğun bunlar teşhis olunublar ya da pardon genetik diye bunun herkes diğer gözde fenotip ya da o da şeklin alıp da iyi bir şekilde alıp özün o da hiçbir şekilde değişmesen genetik değişilmez bir insanın öz kurumu bu şekilde de cildinin rengi bu şekilde olsun. O yüzden her zaman rengini döndüresen öz normalliğine dediğimizdeki kremlerden ve güneş kremi mühimdir. Üzün temizliğine bakmak mühimdir. Temizlik her zaman çok yapmayan ve de çok az yapmayan olsun haftada pardon günde bir kere
o da gece zamanları nəsihət etməm səbbah vaxtı üz ifraz edir, güzel bir şekilde yağlar. Bu da free fatty acid var, üzü bəkləntir. Bu yağlar ki, ifraz olunur səbbah mahalli çox mühimdir. O yüzden sadə sağlıq suyla biraz çox xalasaq üzümüz səbbahlar. Anan gece vaxtı da temizleme yapmaq, hani kadınlar makyaj malzemeleri var ya, gün boyunca neler atıracağını cilde üzde kalar ya, aynı vaxtda da neler getdiği, çıxdığı yazda ya da evin havası bu da cilde kalar. O yüzden gece vaxtı temizleme yapmaq mühimdir. İsletme günde 3 vaxt daha iyi vitamin etten olsun. Zinc maddesi olsun, içinde vitamin E olsun, içinde vitamin C olsun, bunlar güzel bir şekilde cildin duvarın yaptırıcı yapar. Aynı vaxtda da isletme kremi mühimdir ki yardım etsin cilde kurumasın. Çox insanlar hani güneş etkisinden fazla kurumak olur özlerinde. Ya da koyduyağın üzü qabıq ata neden cildin koyduyağın duvarı geldikçe kaybolur, geldikçe içindeki yağlar özüzün ne makiyet olmuyor. O da olabilir tığirat ki olur insanın canında içten ya da yazdan bu dəqişirmeqlər yapar. O yüzden isletme kremi günde 3 kere mühimdir ki sen cildin duvarın bir tekrar döndersin, özün normallaştırsın, özün döndersin. Bu yardımcı olsun ki makiyet olsun öz kendisine bu yağlar ki cilde kaybolmasınlar. Bu şekilde biz edebilirik cilt bakımı yapalım iyi bir şekilde ki tesir etmesin. Aynı vaxtda da döndersin cildi. Neler ki olduğu üzerinde dəqişirmeqlər olduğu üzerinde. Gelin eğer tedaxil istesek bir yerde yapalım. O da üst bekləmək, temizləmək pek bir yerdə, iyi bir yerdə. Çox iyi bir şeydir, iyi bir tədaxildir. Over bekləmək də iyi dəqiq, cildin duvarını bozar. Amma da yəni 3 ayda bir sən handa günəş aylarından yazdan çıxıbsan fazla dəlləmək olar və bakteriya olabilir. Üzdə olsun bunlar temizləmək güzel bir şeydir. Bəzi iğneler var ki, antioksidan təki işler, amino asid, hyaluronik asid ki, səndə döndürür cildin, suyun cildin rütubasını ve güzel bir şekilde cildin duvarını yapar. Aynı vaxtda da bu tədaxillər dediğimiz təki əks edər kolajinin qırışmağı, pardon. Aynen elastin var, kolajin var, bunlar cildin tününün məqayətlər. Bazı tədaxillər var ki, səndə cildin üstünü yaptırıcı yapar. Bazı tədaxillər də var ki, kolajin yaptırırsan da və elastin yaptırırsan da güzel bir şekilde. Bunlar bu tədaxillərə biz okey nəsihət edərik, heç bir sıxıntısı yoxdur. Amma da sən kullandığı məlzəmə, məgər vizarat və fəhsi olsun, içində ələməz fəhsi olsun, iyidir bir hər gəldi bir şirkədən və gəldi bir yerdən nə olsa üzümüzə iğnə vurmayağın olabilirsən də alerji var, olabilirsən də bir başqa bir cilət xəstəliği var, quruluq var ki, səndə bu daha fazla edir özüm. Eczema var ya da başka hastalıklar var. O da sende aks gelir tamamen tesir eder özüne. O yüzden biz dikkat edin. Her geldi tedaxil yapmayın. Olabilir bir hafif. Takşir diye bir tedaxiller yapın ki kuvvetli kimyasal maddesi olmasın. Olabilir bir maddeler, malzemeler var. O da kliniklerde var. O da sende güzel bir şekilde ölmüş tabakaları kaldır. Aynı vaxtda da yardımcı olar ki cildin makiyet olsun, pH'ına ve hamdiyasına, qaidiyasına iyi bir şekilde yaptırıcı yaparsan için. Bu da bu tedaxiller normalde edebilir. Biz yapalım, özün hiçbir şekilde esir olar. Bu dediğim bakımlar 20 yaşlar, daha da 30 yaşların bir değerlerindedir. Ama da bazı tedaxiller var ki, biz yaparız özün hanada üzü ixtiyarlaşmaqdan ve aynı vaxtda da yaşlanmaqdan uzaqlaşdırırıq. O tədaxillər də çox önəmlidir. Sən ulaşasan bir mərhələyə, üzüvdə çox qırışlıq çıxıbdır, çox cilid ənibdir. Aynı vaxtda da qoyduyağın ömürlük ki cilidde olar yaşlanmağı ne şekilde başlar? Başlar cilidde küçük qırışlıq çıxar. Sonradan gelir içeri cilt, cildin ikinci tabakasında kolajin var, aynı vaxtda da elastin var ve fibroblast var ki bunları ifraz eder. Bunlar geldikçe ne olar? Geldikçe bunlar
hafifleşir, zayıf olur. Belki sen de bir şeyler yapsan zayıf olur ama ömür bu şekilde insanın terkibi. Bir merhaleye ulaşar ki bu yaptırmak merhalesi, ondan sonra başlar kırışlık olur. Senince ki cildin ikinci tabakada oturdukları koyduğun elyafdı, kolajindi, elastindi, fibroblast bunları yaptırsa ve makiyet olsa özne güzel bir şekilde bir tünle makiyet olacaksın cilt diye. Ve kırışıkları da aynı vakitte de uzaklaştırırsan. Cildin adalası endiği zaman o da ömürlemek mevzudur. Geldikçe cildin adalası var, takallus eder, envisat eder, tünlerini sonradan yavaşlanır. O da her insan azalatını çok kullanır. Günlük bir şekilde o yüzden bir merhaleye ulaşır azaladaki de hilyeler başlar kırışılmaya. Tabi bu normal bir fizyoloji bir şey diye ömrün büyükleşmeye malda. O yüzden adalanın da tünle makayet olmak ve tedahüller ki yapsın insan ki adalanın ömrüne makayet olsun mühimdi. Ondan son ki cilitte her zaman bir tabaka var, yağ tabakası da. O yağ tabakası geldikçe az olur. Neden? İnsanın hormonatı da az olur. Güzel bir şekilde çalışan bu yağlara o da insanın hormonatları ve aynı vakitte de bu da kaybolar. Kaybolduğu zaman üstte ne olacaktı? Üstte kırışlık olacaktı. Üzün adalası sallan aynı vakitte de başlar sümükler görüşmeye. Görsenmeye. İnsan ulaştığı zaman 65 yaşına başlar bir kere sümük yaşlansın. O da en son merhalede uzun yaşlanmağında. Ne bu tabi başlar 35 yaşına 33 yaşına muaddel var. Ona göre sen bakım yaptığı zaman ne edebilirsen bu yaşta yaparsan ki durdasan bu ameliyanı ve aksileştirirsen ve koymasan yerisin ömrün koyduğun yaşlanmağın. Gelen dediğimiz ikinci tabaka mühimdir. İkinci tabaka oturup adala tabakası ara yerinde ve aynı vakitte oluşup da oturup da cildin birinci tabakası ara yerinde. O yüzden nanca edebilsek bazı tedahüller ki yapalım ki kolajini kuvvetlendirsen fibroblast ya da kolajin muhafızları. O da daha neler ki kullanırsan ki bunları yardımcı da güclensin ve aynı vakitte de dursun kırışmaktan. Bu da çok çok mühimdi. Önemli bir ardımdı cilt bakımından. Eğer ki krem diye kullandığı zaman ya da ki bazı şuruplar var, kolajin ya da habler var aldığı aynı vakitte de yemek ki yediği mühimdi sağlık için ve aynı tedahüller ki yapasın özün. Geldik biz bu tedahülleri yapalım 33 yaşında, 35 yaşında daha iyiydi insan ulaştığı zaman 45 yaşında. Hiçbir şey yapmıyordu. Bu etkilendi. Yani daha eserin koydu. Kışıklar koydu. O zaman insan ihtiyacı olur bazı tedahüllere botoks diye koyduğun bu adalanı tam relax eder koymaz kırışıklar çıksın içinde ya da dolgu diye dediğimiz kaybolduğu yağlar onu döndürür. O yüzden biz bu dediğimiz tedahüller çok önemlidir. O da çok mühimdir ki sen bunu ihtiyacı olmasın. Tabi insan büyük yaşta olsa çok tedahül ister, çok ekonomi ister. Aynen vakitte de her zaman kullandığı şeyler o kadar duracaktı, yüzde taviz edecekti ama yaptırıcı değil. Gelirken bazıları var ki kolajin tahfiz eder. Neler de ki anı da edebilirsen sen öz kanı, kendi plazma güzel bir growth factor var. Bunlara iaz verir. Çok emin bir tedahüldü. Sen o kanundandı. Hiçbir alerjisi yoktu. Hiçbir yerde istemez bir fahs edesen bakasan mafhus değil. İnsan o kanundandı. Güzel bir bakımdı. Buna nasihat ederiz. Basit bir bakımdı. Onun yanında bazı medikal koyduğun tıbbi bir malzemeler var ki sana doktor Ali'den, dermatoloji cilt doktorların Ali'den verecektiler sana. Sen de yaptıracaktı kolajini, döndürecekti tünün, döndürecekti bu elyefleri ya da koyduğun bu hitleri düzenlendirmek için güzel bir şekilde cildin tünün yapar ve güzel bir şekilde cildi şeddeder. Bunlar normalde yapağınızın. O da indi de çok adlardan çıkıp da geldi ticari ad kullanma. Sen bez bilesen
neler yaptırır, neler derler bunlar. O yüzden mühimdi. Bu yaşta gelen cilt diye bakım diye en önemli ardım ki uzaklaştırırsan kırışıklar yüzünden o da güneşlik kremi. Ondan bundan öncelikle de konuşmuşuz. Güneşlik kremi tabi güneşin tesiri cildin DNA'nin ve aynı vakitte de kırışlık yapar özünde yaptığı zaman girer cildin amik tabakalarına bu fibroblastik, kolajin, elastin bunları hepsini kırıştırır. O yüzden başlar sende fazla fazla kırışıklar ve tecaid çıksın. O yüzden güneş kremi mühim dedi ki bas güneş yüzüyle kirlenmesin ama da yaşlanmamak için daha çok mühimdi güneş kremi. İzletme kremleri her zaman kolajin var ise bir şeyde onu alma faydası yoktu yanında. Hyaluronik asit alabilir, edebilir. Kolajin şuruptaki alan zaten 7 no kolajin var, daha fazla da. Yani koyduğun 7 no ciltte var, almada daha fazla kolajinler var canda. Ki koyduğun sende neler yapar, gıdrufu da yapar. Sümük sahatlığı için de iyiydi. O yüzden kolajin edebilir, 3 kurs ilde alabilir şurup diye. Ya da bazı serumlar var ki koyduğun gençlik aşısı diye olabilir. Neler var içinde? Retinol maddesi var. Çok güzel bir şekilde yaptırıcıdır cilt için ve koymaz yaşlansın. Aynı vakitte de hyaluronik asit nasihati ederek kullanan özün her zaman. Bu iki tek mühimdir ki yüzü iyi bir şekilde. Bazı malzemeler de var ya da bazı serumlar da var ki koyduğu muhafızdır kolajin için kolajini tahfiz eder. İyi bir şekilde bir bakım yapar sana için ve aynı vakitte de uzaklaştırır ömrün büyükleşmeyi. Gelen tedahiller diye bazı tedahiller var, ultrasound, HIFU diye bunu yaptır. Tebekleme cilt ensin, terahül etsin. Bu tedahil güzeldi. Radio frekansı ve tabi cihazda asli olsun, iyi bir nauya olsun. O doktor yanında olsun. Her geldiği yerde olmaz. Bu sana mavca verer. Azalaya azalanı koymaz ensin ve kırışılsın. Gelagın yanında bazı epilasyon lazerler var ki kırışlık olduğu zaman nasihat ederek yapsınlar. Bu gider direkt tahfiz eder fibroblast kolajini. O da koyduğum bazı lazerler var. STO lazer özellikle dermatoloji ve aynı cilt doktorları yanında elleriden olsun. Yani bu cilt bir meyar var. O da tesir eder cilde olabilir ya fazla yandırsın özün. Her zaman, her zaman yemek yediği ve namat hayat ki kullansan özün günlük bir şekilde mühimdi cilt için ve yüzü için. Gelagın yemek saatlerinde, uyumak saatinde makiyet olmak bunlar mühimdi. Sen bir şekilde cildi ihtiyarlaşmasın, cilt sumumun atmasın yazıyor. Ciltte böyle başlar hatta ki ya da çok insan diğer mende leke olduğu zaman geçmir. Ya da elim dekti, üzüm dekti ya da bir hap çıktı ya da bir yaralandı geçmir yeri neden? Senin yemeği tamam dekti ve namut hayatı tamam dekti. Her zaman üz nefeslensin mühimdi. O da ne şekilde? Mikyaj kullanmamak çok. Her zaman temizlemek, üzü isletme ve güneşlik kremler çok mühimdi, esastı. Her zaman yemek yediği zaman minava olsun içinde. İçinde mesela çok free radicals var yüzde şavarı diye. Bunu güzel beklentiren neydi? Yeşillikler. Yeşillikti, vitamin C'di, portakal suydu, alma suydu, koyduğun limon suydu. Bunlar her birisinde farklı bir şekilde vitaminler var. Her zaman mesela koyduğun üzüve bıraktığı zaman bazı normal organik maddeler var. Hyaluronik asit mesela patatanın parçalarında var. O da mühimdi. Her zaman yemeği de dagi sada karbohidrat olsun, ekmek olsun, koyduğu un maddeler olsun. Bunlar fazla enerji diye yığışar, magzun diye yığışar canda ama istifade etmez özünde nefeslenmez. Fazla yeşillik, fazla proteinat, fazla amino asit, süt, vitamin D, yoğurt mühimdi. Bunlar çok mühimdi. Et suyu da, et ve aynı vakitte de tavuk ve balık, omega 3, 9, 6
bu balıklarda fazla var. Güzel bir şekilde seni üzüv yaptırıcı yapar. Ama da sen geç kalkırsan, geç yemek yersen, fazla gizli yapılan yemek yersen ki anit bir yağlar var içinde. Bu tam geldikçe sumumun içindekini atıracaktı cilde. Koymaz cilt işlersin. Yaşlandırır özün ve aynı vakitte de meşakili çok olar. O yüzden iyi bir namat hayat, iyi bir sağlık namat hayat, sıhhatli bir yemek de mühimdir cildin bakımı için. Mutluyuk insanlar ki bizi duydular. Yersinler bu adımlardan. Cilt bakımı hani son illerde bir önemli parça olup insanın her insanın merakında olsun. Der gibi kadınlar, erkekler de aynen. O yüzden her kere sen bunları yaptırdığı zaman ihtiyacı olmayacak fazla tedavülere güzellik diye ama da güzel bir sıhhatli bir cilt bakımına mukayyet olacaksan bu adımlardan. İnşallah istifade ettiğiniz dediğim bilgilerden hoşça kalın, sağlık kalın.